Muhabbet kuşlarında sıkça görülen hastalıklar nelerdir? Muhabbet kuşları evde baktığımız evcil hayvanların başında gelir. Diğer hayvan dostlarımızda olduğu gibi bu küçük ve tatlı dostlarımızda da zaman zaman bazı hastalıklara yakalanabilir. Muhabbet kuşlarının en çok yakalanabileceği hastalıkları kısaca tanıyalım. 1. Mantar Belirtileri kuşlar bittiğiymiş gibi tiftiklenirler tüylerde dökülme olur. Vücudundaki kellikler ve görünen yerlerde. Kızarıklıklar, pullanma gözükür ve bulaşıcıdır. 2. Sindirim sistemi bozukluğu. Yanlış beslenme ve mikroplu gıdalar nedeniyle hayvanı yavaş yavaş hasta eder. Karın altındaki damarlar yeşil olmaya başlar. Kızarıklıklar meydana gelir ve hafif kararma olur. 3. Solunum yolları bozukluğu. Muhabbet kuşu boğazına bir şeyler takılmış gibi ağzını açıp kapadır. Kuyruğundan nefes alıyormuş gibi kuyruğunu sallar. 4. Çiçek. En belirgin özelliği kesin ve çabuk kitlesel ölümlerdir. Çok çabuk bulaşır. 7-8 gün içinde. Gaga göz çevresi ve ayaklarda gözükür. Hastalanan kuş aşısı yapılmazsa kısa sürede ölebilir. Çiçek hastalığı virüstür. Tedavisinde antibiyotikler faydalı olmaz. 5. İshal. Mikrobik ve gıdaya bağlı olmak üzere iki türlüdür. Mikrobik olmayan ishalde diyet uygulanır. Mama, yumurta verilmez. Sade ince yem ve yulaf verilir. Mamalıkta sürekli haşlanmış patates bulundurulmalı ve Kaybettiği su kaybı için marulun kart yapraklarından veya ıspanak çok az olarak verilmelidir. İshali önlemenin en önemli yöntemi kafes, kümes, ekipmanlarının temizliği. Temiz su kullanımı, temiz mama ve yem kullanımı ile mümkündür. Haspır ve benzeri tohumlar elenmeli. Temiz kuru bir yerde muhafaza edilmeli. Zaman zaman koklanıp kokusunun normal olup olmadığı tespit edilmelidir. Küf kokusu olan tohumlar asla kullanılmamalıdır. 6. Bronşit Solunum güçlüğü, sık sık nefes alma ve soluk alırken duyulan görülen belirtilerdir. Hastalığın ilk devrelerinde yüksek ateş görülür. Eğer önlem alınmazsa hastalık muhabbet kuşunun ölümüne yol açabilir. 7. Astım Kanarya'nın soluk almada zorluk çekmesi, sık sık ve hırıltılı soluması ile kendini belli eden bir hastalıktır. Astımlı kuş ötmeye karşı isteksiz ve ötüş kalitesinde çok şey kaybetmiştir. Genellikle uzun süren bronşitlerden sonra ortaya çıkması tantıcı bir niteliğidir. Nedenleri Yerleşmiş nezle ve bronşit, bakımsızlık, kirli ve dumanlı hava, tozlu yem ve tozlu ortam gibi elverişsiz koşullar ve tedavisizlik gibi etkenlerle solunum organlarında kronik iyileştirilmesi güç bir rahatsızlığa dönüşmesidir. 8. Romatizma Romatizmalı muhabbet kuşu tünek üzerinde tutunamaz. Düşer. Yürümekte zorluk çektiği, yürüyemediği, düştüğü yerde kaldığı, ayağa kalkamadığı görülür nem oranı yüksek serin ve rutubetli yerlerde sürekli yaşamak zorunda bırakılan banyo yapıp geceyi ıslak veya nemli tüylerle geçirmeyi bir alışkanlık haline getiren muhabbet kuşlarında görülür. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımız Grafik Beyine abone olup beğenip ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ederim.